باب الجلوس على القبور. Bu bab kabirler üzerine oturma bahsi. Caiz midir, değil midir? Oturulabilir mi, oturulmaz mı? Bu bahiste de iki kavul var. Bir kısmı diyor ki kabir üzerine oturması caiz değildir. Bir kısmı da diyor ki la bahistir. Yani günah yoktur. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الفولاني عن واثلة بن الأسكع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مرثد الغنوي diyorlar ki Resulullah Efendimizin dediğini işittim. يقول buyururdu لَا تُصَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا لَا تُصَلُّوا namaz kılmayınız اِلَى الْقُبُورِ kabirler tarafına. Namaz kıldığınız vakitte kıble tarafında kabir olması. وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا kabir üzerine oturmayınız. İki şeyden nehyediyor. Kıble tarafında kabirin bulunması, bir de kabir üzerine oturulması. Bu ikisinden nehyediyor. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد بن حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أنه سمع بشر بن عبيد الله الحضرمي وحضرمي olacak حضر إن شاء الله بشر بن عبيد الله أشدك فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ O da bu isnad ile bu hadisi şerifi zikreyledi. Yani o da demiş ki Resulullah Efendimiz'den işittim. Kabirler tarafına namaz kılınmadan nehyetti. Bir de kabirler üzerine oturmadan nehyetti. حَدَّسَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّسَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ اَنْ بِشِّنْ اَنَّهُ سَمِعَ وَاتِلَ فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ Yine vasileden bu hadisi şerifi başka bir senetle zikreyledi. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş قال حدثنا Ubeydullah ibn Muhammed ibn Teymiy قال سمعتu Abdullah ibn el-Mübarek يقول حدثنا Abdurrahman ibn Yezid ibn Cabir قال سمعتu Bişr ibn Ubeydillah يقول Bişr ibn-i Ubeydullah'ı eşittim ki derdi ki Semi'tu Eba İdris'el Kuhlaniye Ebu İdris'el Kuhlaniye eşittim Yekulu derdi ki Semi'tu Vatilat ibn-i Leska Vatilat ibn-i Leska'yı eşittim Yekulu derdi Semi'tu Eba Mersed'il Ghanevi O da Ebu Mersed'den eşitmiş Yekulu Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz derdi Yekulu zalik Bu hadisi şerifi derdi Yani kabirlere taraf namaz kılmayın, kabirler üzerine oturmayın. Şimdi 3-4 senediyle bu hadisi şerifi zikreyledi. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr, an ibn Lahi'a, an Yezid ibn Ebi Habib, an Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm, an Nadr ibn Ubeydillah Selemi, sümme l-Ensari, an Amr ibn Hazm'in, قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدم عمرو بن حزم diyor ki Resulullah Efendimiz beni bir kabir üzerinde gördü. فقال dedi ki insilani al-kabr o kabirden aşağı in. Yani ki kabrin üzerinde duruyormuş, kabrin üzerine çıkmış, duruyormuş. Resulullah Efendimiz onu görünce bu kabrin üzerinden in dedi. La tu'zi sahibi al-kabr. Kabir sahibini eziyet etme. Yani o kabirin üzerinde durdukça kabir sahibi eziyet duyar. فَلَا يُؤْذ۪يكَ O da seni eziyet etmesin. Sen onu eziyet etme ki o da seni eziyet etmesin. Sen onun üzerine çıkar eziyet edersen o da seni eziyet eder. Senden hakkını alır. Hatta bazı rivayetlerde geliyor ki bir hamile kadının karnında oturduğu vakitte o nasıl eziyet duyarsa kabir üzerine oturuldu mu o kabir sahibi de öyle eziyet duyar. Haddesena Rabi'ül Mazin, kâle haddesena Esedun, kâle haddesena Muhammed ibn Hazim, an ibn-i Cüreycin, an Ebi Zübeyir, an Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir'den rivayet eylediler ki, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz nehiyledi.
Neden? En tecsisil kubur. Kabirleri kireçlemeden. Kabiri kireçler, süslü yapar. Evet. Yani bir duvarı mühkem yapmak için kirecinin yaparlar. Siz de kabirleri öyle kirecinin yapmayın. Çünkü insanın cismi çürümeye mahkum. Bir an evvel çürüsün geçsin. Sen onu kirecinin yapacaksan, çimentoyla yapacaksan, mermerinin yapacaksan, kabri muhafaza edeceksen ne olacak o? Evvel ahir gene çürüyecek. Evet. Bunu böyle yapmayın. Vel kitabeti aleyha, onun üzerine yazı yazmadan da nehyedin. Vel cülûsi aleyha, kabirler üzerine oturmadan da nehyeyledi. Vel bina aleyha, bir de üzerine bina yapmak. Peygamber Efendimiz kaç şeyden nehyelemiş? Hazreti Cabir'in hadisinde kabirleri ziynetli yapmak, alçıyla, kireciyle, çimentoyla ziynetli yapmak bir, yazı yazmak iki, kabirler üzerinde oturmak üç, onun üzerine bina kubbe yapmak bunlardan nehyeyledi. Bu iki rakamında diyor ki vel kitabeti yukrehu en yuktebe aleyha ismullah ve ismi rasulihi vel kur'an leennehu rubbema yetenecces ve yetekazzer. Yazı yazmadan, yani Kur'an yazmayın, Allah'ın ismini, Resulullah'ın ismini yazmayın için kabir taşıdır. Orada bir sahibi yok, bekçisi yok. İcabında bir köpek gelir, pisler. Kabir taşı düşer, necis olur. O kabirleri bazı memleketlerde çöktü de bina yaptılar. O kabir taşlarında bakarsın, İsmullah var. Getirdi, yol kenarına koydular. Giden gelen İsmullah'ı çiğniyor. Yapıp da 100 numara taşı yaptılar. Pislik gelmeye başladı. Orada yazılı, huvel hayyul baqi yazılı. Düşmüş o. Bu sefer pisliğe gelmiş. İşte bunun için yani. İlla bir muhafazası olan yer olursa o başka. Ama muhafaza edilmemiş. Umumi kabristan'da taşa yazmış. Burada Seyyidina Hamza'nın etrafında duvar yoktu. Bir ziyaretçi geldi buraya dediğim ta bundan 15 sene evvelisiydi. Yabancı devletlerden bir reis gelmiş. Sadece bir köpek de oradan gelmiş Seyyidina Hamza'nın kabrine. Daha adam varmadan bakmış bir kabrin üzerine işedi geçti. Adam çileden çıkmış. Ya biz Hazreti Hamza'yı ziyarete geliyoruz. Bir açık duvar yok, bir şey yok. Hem köpek ne anlar? Hayvan mesul değil. Gelmiş kabri işemiş gitmiş. Kendisini hükümet adamlarından ziyarete götürenler var. Onlara demiş ki yahu bu Seyyidina Hamza Seyyid-i Şühada değil mi? Siz niye buna hakaret ediyorsunuz? Bunun etrafında mescit duvar vardı. Onları yıktınız. Şimdi hiçbir şey yok. İşte köpekler pisliyor. Duvardan gitmiş. Melik Feysel'in zamanında Feysel'e anlatmış. Demiş ya ben gözümle gördüm köpeğin Seyyid-i Hamza'nın kabrini işediğini. Yani bir kabirde böyle muhafazalı olmazsa ayet, hadis yazılması mekruhtur. Evet. Sonra bina, üçüncü rakama bakın. Vel bina aleyha kâle fil mecmâ huve en tübnel hicâre ve nehvû ev en yudrab aleyha kıymetun ev yübna aleyha beytun وقد أباح السلف البناء على قبور الفضلاء والأولياء والعلماء ليزورهم الناس ويسترحون فيه. Mecmuada diyor ki taş ile bina yapmak mekruhtur. Yahut da çadır kurmak, gelen giden burada otursun. Yahut da bir ev yapmak kabir üzerine, bunlar mekruhtur. Fakat diyor alim, fadil, evliya, ulemadan bir o kimse olursa onun üzerine bina yapmakta selef bunu mübah kıldılar. Yani bilsinler de gelsinler, orada otursunlar, onu ziyaret etsinler, istirahat etsinler diye. Bu mübahtır dedi. Şimdi bunu musahhih diyor ki يَقُولُ مُسَحِّهُ مُحَمَّدٌ السَّلَفِي مُحَمَّدْ زُهْرِ النَّجَّارِ اِنَّ قَوْلَ صَاحِبَ الْمُجْمَى وَقَدَ بَاحَ السَّلَفِ الْبِنَا اِلَى آخِرِ غَيْرُ صَحِيهِ مِنْ مُجُّهُ. Bu kitabı haşiye yapan buna itiraz ediyor. Diyor ki bu mecmadaki bu ibare doğru değildir diyor. Birkaç vecihten diyor. Evvelen مِنَ الْمَعْرُوفَ اَنَّ كَلِمَةَ السَّلَفِ فِي عُرْفِ الشَّرِيَعَ لَا تُطْلَقُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمُفَضَّلَةِ الَّذِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَفْضَلِيَّةِ مَجْمُوعِهِمْ وَأَمَرَنَا بِالْعَمَلِ بِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. Selef dediği kimdir diyor. Sahabe devri, tabi'in devri, bir de tebe'i tabi'in devri.
Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اَفْضَلُوا قُرُونِ قَرْنِي سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İşte bu üç karın Resulullah Efendimiz'in hadisiyle afdaldır. Selef bunlara derler diyor. Ha, mecme sahibi selef dediğinden bunlardan bir gövrek ettiği yoktur diyor. Binaenaleyh mecme sahibinin sözü doğru değildir demek istiyor. Saniyen, اِنَّ الْحَادِسَ الْوَارِدَ فِي النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ الْقُبُورِ عَمَّةِ وَلَمْ يَرِدْ مَا يُخَصِّسُهَا مِنَ الْحَادِيسِ فَبَقِيَتِ الْحُرْمَةُ قَائِمَةِ Peygamber Efendimiz kabirler üzerine bina yapmayın diyen nehyi umumi yaptı. Fakat bundan istisna etmedi ki fadil, alim bir adam olursa o müstesnadır, onun üzerine yapılabilir diye bir şey yoktur diyor. Nehyi umumidir. Taksis edilen bir şey yoktur. Binaenaleyh mecme sahibinin sözü doğru değildir diyor. İkinci delil. وَمَعْلُومٌ فِي عَلْمِ الْاُسُولَ اَنَّ التَّخْصِيسَ فَرْعُ الْمُسَوَاتِ فَلَا يُعْبَوْ بِحَد۪يثٍ مُخَصِّسٍ اِلَّا اِذَا كَانَ ف۪ي دَرَجَةِ الْحَد۪يثِ الَّذ۪ي خَصَّسَهُ Bir nehi umumu olursa ondan bir hüküm tahsis edildiği vakitte o da aynı derecede olacak. O hadisse o hadis de aynı seviyede olursa tahsis edilir. Böyle bir şey de yok. Peygamber Efendimiz umumen nehyetmiştir. Fakat tahsis filanın kabrine yahut da bazı zevatın kabrine bina yapılır diye bir tahsisi de yoktur. Binaenaleyh bunun bir kıymeti yoktur demek istiyor. Salisen, اِنَّ الْاِمَامَ الشَّافِعِيَ اَنْكَرَ الْبِنَاءَ عَلَى الْقُبُورِ وَزَكَرَ ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابِ الْاُمُ قَائِلًا رَيْتُ اُمَرَاءَ زَمَنِيَ يَهْدِمُونَ مَا بَنَ النَّاسُ مِنَ الْقُبُورِ عَلَى الْمَقَابِرِ İmam-ı Şafii bunu inkar etti. Diyor ki, benim zamanımın emirleri kabirler üzerine kubbeler yapardılar. وَمَا رَيْتُ اَحَدًا مِنَ الْفُقَهَا اِنْكَرَ عَلَيْهِمْ Fukahadan hiçbir kimse de kalkıp da bunları inkar etmediler. Yani onun, İmam-ı Şafii'nin zamanında yapılmış olan kubbeleri bazı emirler, padişahlar, sultanlar çökerlermiş. Ama hangi kabir onu da beyan etmiyor ki İmam-ı Şafii'nin zamanında hangi kabrin üzerinden kubbe sökülmüş ve söken kim imiş? Bunu ulema inkar etmedi diyor. Fakat isim vermiyor. Halbuki kubbeler İmam-ı Şafii zamanında sökülmezdi. Yalnız Hazreti Ali radıyallahu anh'ın üzerine muhtelif zamanlarda kubbe yapılmış, sökülmüştür. Hazreti Ali'yi sevenler, Şiiler yapmışlar. Abbasiler de bundan şüphelenmişler ki bu Ali'nin evladını Abbas'ın evladına tercih ediyorlar. Bunlar olur ki hilafeti Abbas'ın evladından alırlar. Abbasi halifelerinin bazıları Hazreti Ali'nin üzerinden kabirleri sökmüşler. O zaman olabilir, yoksa umumi değil yani bu. Bunu mutlak zikretmiş. Evet. Ve kezalike İmam-ı Tahavi huna lemma zekere nehye şari anil bina alel kubur lem yuferrik beyni kabrin ve kabrin. İmam-ı Tahavi de burada naklediyor ki kabirler üzerine bina yapmak mekruhtur. Ama şu kabre bina yapılır da şu kabre yapılmaz. Şuna mekruhtur, buna mekruh değildir. Böyle tefrik de etmedi. İmam-ı Tahavi'nin sözü de umumidir. Ve kezalike cemi'ul fıkahâil müteqaddimîn minel hanefiye ve gayrihim minel mezâhibil uhra. Diğer mezhep sahiplerinden de hiçbirisi diyor, bunu istisna kılmadılar. Yani kabir üzerine bina yapmak mekruhtur dediler. وَلَوْ لَا خَوْفُ الْاِطَالَةِ لَا اَثْبَتْنَا نُسُوسَهُمْ هُنَا Eğer uzun olmasaydı, geçmiş imamların sözlerini ben burada neklederdim diyor. Bu Şeyh Zühr-i Neccar. Rabi'en dördüncüsü diyor, مِنَ الْمَعْلُمَ اَنَّ الشَّرِعَ جَاءَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَتَدْعِيمِهَا وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا Şeriat ne için gelmiştir diyor. Maslahatları yapmak, onları, maslahat olan şeyi kuvvetleştirmek, fasit olan şeyleri def etmek, onları azaltmak. Şeriat bunun için gelmiştir. فَاتِّخَاذُ الْبِنَاءِ وَالْقُبَابِ عَلَى الْقُبُورِ اَوْكَ النَّاسِ فِي اَوْدِيَةِ الشِّرْكِ Diyor ki kabirler üzerine bina yapılması nasıl şirke soktu diyor. Halbuki bu hilaf-ı hakiket. Hilaf-ı hakiket. Eğer o kubbe değildir, akide insanı şirke sokar. Yoksa kubbe insanı şirke sokar mı? Sokmaz. Bu ifrat. Bir zatın üzerine kabir yapmışlar da nasıl da şirke düşmüş? Yok. Kubbe sokmaz. O adamın akidesidir. Akide ise ki Allah'ın yaptığını burada yatan veli de yapar. Derse işte o şirke gider. Sonra
yapılan işler, Allah'a has olan işler var. Bir de beşerin de yaptığı işler var. Cenab-ı Hak, bir adama bir fakir ekmek versen, senden razı olur, onu yemek yedirsen razı olur, bir acın karnını doyurmak, bir misafire hürmet etmek. Bunları sen yapıyorsun, Allah-u Teala da onun sevabını sana veriyor. Şimdi bir adam hayır, akidesi bozuk. Hülûliye gibi. Hülûliye vardır ki Şia'nın bir koludur. Haşa ve kella, Hazreti Allah'ın ruhaniyeti 12 imama hülûl etmiş. Ondan sonra da onun evladına hülûl etmiş. Bu evladı Resul'den kendi zamanlarında Hindistan'da olan Ağa Han gibi onu ilah itikad etmiş. Onun akidesi bozuk. Fazet ki o kabileden, Kadiyani de derler onlara, İsmailiye. O İsmailiye'den birisi ölmüş de üzerine kabir yapmışlar, kubbe yapmışlar. Gidip onu Allah diye tapıyorlar. Kubbe mi yapıyor yoksa onların öğrenmiş oldukları akide mi? Öğrenmiş olmuş olduğu akideler. Resulullah Efendimiz'in üzerinde kabir yapılmış. Kim Resulullah'ı şerif koşmuş Allah'a? Hiçbir kimse. Eğer kubbe insanın akidesini bozsa, Resulullah'ın öyleyse bütün Müslümanlar şirke gitmesi lazım. Halbuki yok. Dediğim gibi kubbe insanı şirke sokmaz. İşte bu galat. Yani ya nedir sokan? Yanlış akide. Allah'ın yaptığını kula izafe ederse o akidedir onu sokar. O istersen kubbe olmasın. İstersen bir kabir, la adettayin, sünnet ve düzeni bir kabir olsun. Eğer akidesi bozuksa nedir? Ulan benim borcum var, giderim bu kabir sahibine. Ey kabir sahibi filan, benim borcumu öde. O Allah'a ait. Yalnız sülaha ve fudala ve evliya ve enbiyanın kuburlarında onların yanında dua ederse onlar mehalli icabettir. Nasıl ki mesela insan mübarek gecelerde, mübarek vakitlerde, mübarek yerlerde dua ederse duanın istikabetine delildir. O da öyledir. Bir velinin kabrinde dua ederse Allah-u Teala onun hürmetini o duayı kabul eder. Dilerse Allah-u Teala, illa da icbar edemezse. Sen oruç tuttun. İftar zamanı dua ettin. İftar zamanı Allah duayı kabul eder. Hadiste var. Sen de dua ettin. İlla muhakkak Allah senin o duanı kabul edecek diye israr, icbar edilir mi? Yok. Dilerse kabul eder Allah. Dilerse gene kabul etmez. Fakat Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yani bu duanın müstecap olmasının şartları var. O şartlara riayet edersen ise duan kabul olması kuvvetli mühtemeldir. İlla da muhakkak değil mi? Çünkü olur ki onu yaparsan ama başka taraftan ihmal etmiş olursun. Başka tarafından ihmal, haram yemiş olursun. Şüpheli bir şey yemiş olursun. Onun için kabul olmaz. Gider Beytullah'ın mültezeminde yapılan dua kabul. Sen orada mültezemde dua edersen de Allah yine kabul etmez. Niçin? Muhakkak yediğinde, içtiğinde, giydiğinde bir haram olur. Allah-u Teala onu kabul etmez. Olabilir. Fakat alel ekser şartlara riayet edilirse dua bu gibi yerlerde müstecaptır. Onun için bu kubbe meselesini getirmiş, sokmuş. Bu hilaf hakikat. Hatta inna hadahum leyekhafe şeddel khavf مِنَ الْحَلِفِ كَاذِبًا عِنْدَ اَيِّ قَبْرٍ مِنَ الْقُبُورِ اَلَّتِ بُنِي عَلَيْهَا الْقُبَّابِ وَلَا يَخَافِ مِنَ الْحَلِفِ بِاللّٰهِ كَاذِبًا. Bu dedi ki bazı adamlarda var. Cahil bir adama desen ki bir şeye yemin et. Mesela hırsızlık etmiş. Yemin et. Hırsızlık etmediğine dair. Vallahi billahi yemin eder. Getir diyor ki mesela onun itikad etmiş olduğu veliden, sevmiş olduğu velilerden bir adamın kabrinin yanına götürürler. Gel buraya yemin et. Yok, etmez. Bu var. Bunu ben de Antep'te gördüm. İtikad etmiş oldukları oralarda bir zat var. Onun iki taş birbiri üzerine tükür diyor ki bu onun kabrini farz ettik. Gel yemin et bu adama ki ben bu işi yapmadım. Yok diyor, yemin etme. Allah'a yemin eder. Bu neden? O kubbe mi bunu yapmış? Yok. O benim dediğim adamın kubbesi de yok, ismi var. Akide bozuk, akide öğretilmemiş o adama. Cahil kalmış. Cehaletten neşet ediyor. Şimdi o adama diyor ki, ben bu işte bu hırsızlığı yaptım. Allah'a yemin etsem bile, Allah-u Teala Erhamurrahim'in beni affeder. Fakat öteki velidir diyor. Öteki Erhamurrahim'in değildir. Yalan yere yemin ettiğin gibi beni çarpar. Onun için yalan yere yemin etme velinin kabrin diye. Ama Allah'a yemin ederim. Bu onu görmüş de o cahillerin yapmış olduğunu kubbeleri izafe ediyor. Bu hata.
O neden? Evvela o cahil akidesi öğretilecek. Öğretildikten sonra mesele yok. هذا علاوة عن تادية أنواع من العبادات التي لا تجوز إلا لله وحده كالذبائح التي تنحر باسم أصحاب الأضرحة وتقديم أنواع النذور لها والاستغاثة بأصحابها والطواف حولها بل كلام في هذه المفاسد الناشئة عن البناء على القبور طويل جدا فمن تأمل بإنصاف ما ذكرناه من الوجوه الأربعة يحصل له مكنعون تامون diyor. Bundan beraber o kabir sahiplerinin indinde götürürler. Onlara kurban keserler, onlara nezirler yaparlar. Bu da dediğim gibi hep cehaletten neşet eder. Hiç dinini bilen bir adam bir kabre götürüp de o kabrin ismini kesmez. Götürür orada Allah'ın ismiyle keser. Ekser o kabirlerin orada götürür, Müslümanlar götürür keserler. Bismillah diye Allah'a niyet ederek keser. Etini de fukaraya dağıtır. Orada fakir fukara olduğundan. Ama götürse de o kabir sahibinin ismini kesse, Bismillah demese de Bismi Ali, Bismi Veli o kabir sahibi kimse onun ismini zikrederek kesilirse ne olur? Hatta kötü bir fikriye de var ki ehli kitabın kestiği yenilir ama hangi kestiği? Bismillah diye keserse Yahudi olsun, Nesrani olsun Bismillah diye keserse yenilir. Bismil Mesih, Bismi Meryem derse yenilmez. Ehli kitabın kestiği de iki türlü. Allah'ın ismini keserse yenilir. Yok, beşerin ismini zikrederse yenilmez. Bu kabir sahiplerinin yanına götürüp kesen adama soracaksın. Sen bunu götürdün, kestin. Allah için mi kestin? Allah'ın ismini zikrederek mi kestin? Yoksa bu kabir sahibinin ismini zikrederek mi? Hayır, ben Allah'ın ismini zikrederek kestim. Yalnız sevabını buna bağışladım. Bunda mesele yok, o temiz. O şirke de gitmemiştir, günah da değil. Allah için bir hayvan kesmiş, sevabını da o zata bağışlamış. Bu caiz. Yok, götürür de adam cahil bilmiyor, o velinin yahut da o nebinin ismini zikrederek keserse, Allah'ın ismini zikretmemiş, o yenilmez. O caiz olmayan o. Alel umum değil. Bunu öğreneceksin, kesen adamın niyetini bileceksen, ondan sonra hüküm vereceksin. وَلَا يُخَالِجَنَّ اَحَدًا اَنَّنَا نَحُدُّ مِنْ مَقَامِ الصَّالِحِ مَعَذَ اللّٰهِ diyor ki yani bunu yazdığımızdan dolayı biz salihlerin mekamını aşağı vuruyoruz diye böyle zannetmeyin. فَاِنَّ هَذَا عَيْنُ الضَّلَالِ وَالْكُفْرُ بِاللّٰهِ salihleri bekemlese bir adam delalete ve küfre gitmiştir. Ben bunları yazdım yani onlara buğza edavetim olduğundan dolayı değil. بَاِنَّنَا نُجِلُّهُمْ وَنَعْرِفُ لَهُمْ فَضْلَهُمْ biz onları izler ediyoruz, tazim ediyoruz, faziletlerini biliyoruz. فَبِهِمْ هَدَانَ اللّٰهُ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'tan sonra bizim hidayetimiz o onların sebebiyle olmuştur. وَلَاكِنَّنَا لَا نَتَعَدَّى مَا وَرَدًا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Lakin Peygamber Efendimiz'den variz olan hadisi şerifi bırakıp başka tarafa gitmeyiz. وَلَا نُخَالِفَ عَمَلَ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ وَسَلَفَ اِمَّةِ الْمُسْلِم۪ينَ Hulefâ-i Raşid'in ameli, bu ümmetin selefi nasıl yapmışlarsa biz onu da tecavüz etmeyiz. Şimdi buradan çıkardı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. Kaç şeyden nehyetti? Dört şeyden. Onun için bu haşiyeyi de buraya yapmış. Fakat kitabın gerisinde geliyor. Ulema iki kısma ayrılmış. Bir kısmının mekruh gördüğünü, öteki kısım mekruh görmemiş. Şimdi burada mekruh görenlerin tarafını almış ve uzun uzar diye haşiyeler yapmış, karşılıklarına hüküm ediyor. Bir de ikinci tarafı alıp okuyacaktı. Onları da görecekti. Ha, ondan sonra hükmü verecekti. Böyle hemen alel umum. Zaten bu mezhep taassüfleri böyledir. Mesela bir adam kendi mezhebinde bir hükmü görür. Diğer mezhepleri dalalete getirir. Öyle değil. Senin mezhebin imamı öyle demiş, öteki mezhebin imamı da böyle demiş. Onun elinde de hadis var, onun elinde de hadis var. İmam-ı Tahavi bak burada mezhep fark etmeden mühaddisinin sözlerini alıyor, hadisleri alıyor. Her iki tarafın delillerini, hadislerini zikrediyor. Ondan sonra kendisi hangi tarafı daha kuvvetli buluyorsa o tarafa hüküm veriyor. İşte ehli insaf öyle olur. Şimdi burada mesela okuduk. Dört şeyden nehyetti. Gene de hele senetleri zikrediyor. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Müseddet, kâle haddesena Hafsun, Ali ibn Cüreyci, fezekere bi isnâdî mislâhâ. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Müslümin, kâle haddesena Mübarek ibn Fudâle. عن نسر بن راشد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
neha en neclisi alel kubur. Kabirler üzerine bizim oturmamızı Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Haddesena Süleyman ibn-i Şaib, kâle haddesena el-Kusayb ibn-i Nasih, kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Müslim, an Süheyl ibn-i Ebi Salih, ha ve haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Hüzeyfe, kâle haddesena Süfyan, an Süheylin, an Ebihi, an Ebi Hureyre, radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Hazreti Ebu Hüreyre diyorlar ki, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, le'en yeclise ahadukum, sizden birinizin oturması, ala cemretin bir ateş üzerine. Hatta tuhrike thiyabahu. Hatta o ateş onun elbisesini yaksa. Ateşin üzerine oturdu. Ateş de onun elbisesini yaktı. Ve tahlusa ila cildihi. Onun derisine geldi. Elbisesini yaktı. O ateş onun derisine değdi. Tebatuk. O derisi de yanmaya başladı mı? Acı duyar da. Böyle olsa, elbis o ateşin üzerine otursa, ateş elbisesini yaksa, onun vücuduna ateş yakmaya başlasa, hayrun lehu, o adam için daha hayırlıdır, min en yeclise ala kabrin, bir kabre oturmadan daha hayırlıdır. Bir tarafta kabir var, bir tarafta da ateş var. Ateşin üzerine otursan elbisen yanacak, senin cisminden de bir kısmı yanacak. Öyleyse bu olmasın diye kabir üzerine oturuyorsun. Hangisi daha hayırlı? Ateş üzerine mi hayırlı? Oturmak yoksa kabir üzerine, ateş üzerine oturmak daha hayırlı. Niçin? O kabir sahibinin o kadar eziyet var onda. Evet, evet, dünyada sen o zahmeti, eziyeti duymayacaksın ama ahirette Cenab-ı Hak o ölünün hakkını senden alacak, cehennemde azap edecek. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavvül buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَقَلَّدُوهَا. Ölemadan bir kısmı bu eserleri okudular ve bu mezhebe zahip oldular, bu hükmü teklif ettiler. وَكَرِهُ مِنْ اَجْلِهَا الْجُلُوسَ عَلَى الْقُبُورِ. Bu sebepten kabirler üzerine oturmayı mekruh gördüler ve kabirler üzerinde oturulmaz dediler. Şimdi bu oldu ama ölemadan kimler, hangi mezhep sahipler onları beyan ediyor. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ. Fakat diğer alimler bunları muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki, لَمْ يَنْهَ Resulullah Efendimiz nehyetmedi. Enzalih kabir üzerine oturmadan nehyetmedi. لِكِرَاهَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبِرِ. Kabir üzerine oturmak mekruhtur da onun için nehyetti. Yok, onun için değil. Başka bir hikmeti var. Kabir üzerine oturmak haddi zatında mekruh değildir. Başka bir mana var da onun için nehyetti. Başka bir mana ne? وَلَاكِنَّهُ اُرِيدَ بِهِ الْجُلُوسُ لِلْغَائِتَ وِالْبَوْتِ. Büyük abdestini yahut küçük abdestini yapmak için kabir üzerine oturursa bundan nehyetti. Siz kabirler üzerine oturmayın. Ya ne demek oturmayın? Yani büyük abdest yahut küçük abdesti yapmak için oraya oturmayın. Çünkü necistir, necis ona eziyet eder. Ve zâlike caizun fil lugâ. Fakat bu hadislerde siz oturmayın dedi. Lugatte bunu teyit eden bir mana var mı? Var diyor. Lugatte bunu tecviz eder. Yukalu celese fulânin lil gâid. Ve celeset filanın lil bevl. Filan gayet için cülus etti, filan bevl için cülus etti denilir. Binaenaleyh bu hadislerdeki cülus bu manayadır. Böyle dediler ama bu biraz uzak. Öteki hadislerin gelmiş olduğu mana itibariyle siz kabirler üzerinde oturmayın, sizi kabirler üzerinde oturmadan nehyediyorum. Bunu hayır, bu oturmak büyük küçük abdest yapmak içindir demek. Bu uzak biraz. Fakat eğer başka kuvvetli delil gelirse gelir ama böyle lügatte oturmak, bevülüşün gayet içinde oturmak vardır. Bu cülüs o cülüse gelir mi? Anası uzaktır biraz. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكِ بِمَا حَدِّسَنَا. Fakat bunlar başka bir hüccet getirdiler. Bu cülüsi tegavvut yahut bevülüşün olduğuna dair delil getirdiler. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبُ قَالَ حَدَّسَنَا الْقُصَيْبُ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن حكيم أن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت buyurdular ki هلما يبنى أخي أي benim kardeşimin oğlu gel Ebu Umame'ye diyor أخبيرك ben sana haber vereyim إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehyetti عن الجلوس على القبور kabirler üzerine oturmadan nehyetti ne için? لِحَدَسِ غَائِتٍ اَوْ بَوْلٍ
büyük küçük abdestleri yapmak için kabir üzerine oturmadan nefretti. Demek ki kabir üzerine oturma mekruh olduğunu işitmiş ashab-ı kiram. Fakat o cülüs mekruh ama hangi cülüs? İstirahat için olan cülüs mü? Yoksa abdest yapmak için olan cülüs mü? Zeyd ibn-i Sabit Ebu Muameye diyor ki gel haber vereyim kabir üzerine oturmak mekruhtur. Hangi oturmak? Büyük küçük abdestleri yapmak için oturmak. Bu cülüs mekruhtur diyor. Yoksa istirahat için olan cülüs değildir. Şimdi bak bu biraz yaklaştırdı. Yani lügat manasından çıkmaz da fakat bu bir rivayettir. Zeyd ibn-i Sabit kime öğretiyor? Ebu Umame'ye. Evet. فَبَيَّنَ زَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Zeyd ibn-i Sabit bu hadiste beyan etti. اَلْجُلُوسَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْاَثَارِ الْاُوَرِ مَا هُوَ Birinci rivayetlerde gelen cülus, menhi olan cülus nedir? مَا هُوَ nedir? Hangi cülustur? Onu beyan etti. Resulullah Efendimiz kabirler üzerine oturmayın, kabir üzerine oturmak, ateş üzerine oturmadan daha fenadır. Bu mutlak, bunun izahını kimden öğrendik? Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'den. Ne için oturmaymış bu? İstirahat için olan oturma değil ya. Defacet için olan oturmaymış. وَكَدْ رُوْيَنَا اَبْ هُرَيْرَةَ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ نَحْرٌ مِنَ ذَٰلِكِ Hazreti Ebu Hureyre'den de buna benzer bir izahat gelmiştir. Onun rivayeti de حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا مِنْ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنَ اَبِي حُمَيْدِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَزِي اَخْبَرَهُمْ قَالَ اِنَّمَا قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Hureyre dedi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in buyurduğunu مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ عَلَيْهِ اَوْ يَتَغَوَّتُ فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ عَرِيهِ مَنْ جَلَسَ Her kim oturursa عَلَى قَبْرٍ bir kabir üzerine ne olduğu halde يَبُولُ عَلَيْهِ o kabre bevleder olduğu halde اَوْ يَتَغَوَّتُ yahut büyük abdestini yapar olduğu halde oturursa فَكَأَنَّمَا جَلَسَ göre o adam oturdu عَلَى جَمْرَةِ نَارٍ bir ateş parçası üzerine oturdu ateş parçası oturmuş gibidir. Demek ki burada cülus ne manasına? Tefahacet için olan cülus manasına. Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet edildi, bir de Ebu Hüreyre'den. Oldu ki, حَدَّسَنَا بُنْ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنَ اَب۪ي حُمَيْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular, مَنْ قَعَدَ عَلَى قَبْرٍ Bir adam bir kabir üzerine otursa فَتَغَوَّطَ عَلَيْهِ اَوْبَابٍ Büyük yahut küçük abdestini oraya yaparsa فَكَأَنَّمَا قَعَدَ عَلَى جَمْرَةٍ Göğe bir ateş parçası üzerine oturmuştur. Hazreti Ebu Hureyre'den iki senetle sabit oldu. Zeyd ibn-i Sabit'ten de rivayet edildi ki kabir üzerine ki menhu olan cülus defe hacet için olan cülustur. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bu rivayetlerde sabit oldu ki اَنَّ الْجُلُوسَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الْوَلِ Evvelki eserlerde, hadislerde nehyedilen cülus هُوَ هَذَا الْجُلُوسُ işte bu cülustur. Defi hacet için olan cülustur. فَاَمَّ الْجُلُوسُ لَغَيْرِ ذَلِكَ Defi hacet için olmayan cüluslar فَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ النَّهْيِ Bu nehye dahil değil. Adam mesela gitmiş cenazeyi defnedecekler. Ve hepsi kabir. Orada oturacaklar. O kabiri bekleyecekler. Nereye otursan kabir. Sonra nereden yürüsen kabir. Gerek yürümek, çiğnemek, gerek de oturmak bu buna dahil değildir. Eğer öyle olacak olurlarsa hiçbir kabri bir bölüğü götürüp kabire koyamayız. Niye? Muhakkak onların üzerinde yürüyeceksen, çiğneyeceksen. Şimdi bu hadisler beyan ediyor ki hayır bunlar da la bezdir. Gidip abdest yapma, defacet etme ama yürümede beis yok. Yürümede beis olmadığını izah et. Nehye dahil değil ama şimdi anladık. Defacet için kabir üzerine oturmak caiz değil. Fakat istirahat için yahut da yol olduğu için yürümenin hakkındaki bir seri hadisi getir bize. Bir rivayet getir. Onu da aşağıda getiriyor. Diyor ki وَهَذَا قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفُ وَمُحَمَّدِ رَحْمَهُمُ اللّٰهِ Bu üç imamın kavli budur. Yani bir kabre büyük küçük abdesti yapmak için oturmak caiz değildir, haramdır. Ama
diğer culuslar hakkında nehi varit değildir. وَقَدْ رُوْيَ ذَٰلِكَنْ عَلِيِّنْ وَبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali ile İbn-i Ömer'den de rivayet geldi ki diğer culuslar müstesnadır, caizdir. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرِ أن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى بن أبي محمد حدثه أن مولى لآل علي رضي الله عنه حدثه حضرت علي'nin kölelerinden birisi يحيى بن أبي محمد رواية eylemiş ki حدثه ona rivayet eyledi ki أن علي بن أبي طالب حضرت علي رضي الله عنه كان يجلس على القبور كبرler üzerine oturur. 1. وقال المولى O köle dedi ki kuntu absutu lehu fil makbarati. Kabristan'da ben ona bir şey sererdim altın oturmak için. Fe yetevessetu kabran sererdim. O kabre de dirseğini koydu. O kabri de yastık ederdi. Yani oturur kabre de dirseğini koydu. Sümme yazlacu. Sonra yan gelirdi. Yani dirseğini orada kaldı. Kor yan üstü yatardı. حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمرو عن بكير أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام نافع diyor ki عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور o da kabirler üzerine otururdu. Şimdi bu iki sahabenin bu fiiliyle sabit oluyor ki Peygamber Efendimiz kabirler üzerine oturmadan nehyetmiş. Hangi oturmak? Ümum oturmak değil. Defi hacet için olan oturmadan nehyetmiş. Ama diğer oturmalar bundan müstesnadır. Peki Hazreti Ali ve Abdullah bin Ömer kabirlerde oturmuş. Fakat bu öteki tarafı ikna etmez. Ötekiler onun için hele bir hasse Hanbeli mezhebinde o şiddeti var. İlla diyor, alel bak mekruhdur, kabir çiğnenilmez, kabir üzerine oturulmaz. Evet. Şimdi ulemanın burada ihtilafı var. Defi hacet için kabre oturmak mutlaka caiz değil. Kaldı ki zaruret olur bir kabri bir ölüyü defnedeceksen yahut da oradan zaruret bir yol geçirilecek. Onu bir Kur'an okuyup onların ruhlarına bağışlamak şartıyla onu yaparsın. Ama zaruret olmazsa yine de kabre hürmet ihtiram edeceksin, çiğnemeyeceksin. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet, burada diyor ki temme bihamdillah el cüzül evvel ve yeliyhi inşallah el cüzül sari mübteden min kitab-ı zekâ. İşte buraya kadar neydi ihtilafları taharette, salahta olan ihtilafları beyan etti. Bundan sonra zekattan başlayacağız. Cenab-ı Hakk'a Hazretleri ulema-i amilinden ve sülahâ-i kamilinden eylesin cümlemizi okuduklarımızda amel edip başkalarına öğret ve nesip eylesin. Amin. Ve okuduklarımızı da hasenat defterinde şehitlerin gani ulemanın mürekkebi ikisi müsavidir. Belki de ulemanın mürekkebi şehitlerin kanından eftaldir diye zümreden eylesin inşallah. Amin. Gerek müellifin, gerek diğer sair ulemanın başta Resulullah Efendimiz, ondan sonra Ehl-i Beyt'i ve Ashab-ı Kiram'ı, bütün müellifler ve bütün ulema-i amilin ve geçmişlerimizin ruhlarına, ümmet-i Muhammed'in hepsinin ruhlarına rizanillahi teala el-Fatiha.